Evet, bir gün gazetesinden ekonomi sayfası editörü Ozan Gündoğdu'yla şu anda Türkiye'de evde kal çağrıları yapılmasına rağmen evde kalamayıp sokaklara çıkıp çalışmak zorunda kalan emekçilerle, çalışanlarla ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Önce sayılarla başlayalım. Türkiye'de sizin tahmini yaklaşık olarak kaç insan her gün çalışmak zorunda kalıyor? Buna yönelik bir sayı verebilir miyiz? Şimdi istihdam edilen kişi sayısı Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yaklaşık 28,5 milyon. Fakat bu 28,5 milyonun bir kısmı örneğin kendi işini yapıyor. Örneğin avukat da var bu işin içinde. Örneğin diş hekimi var, belki muayenehanesi var. Burada biraz daha çalışmak zorunda olanları nasıl kestirebiliriz? Ücretli çalışan, yani başkasının nam ve hesabına çalışan, patronu olan ve emeğinin karşılığında yevmiye veya maaş alan, yani günlük veya aylık para alan kişiler. Bu kişilerin sayısı 18,5 milyon. Yani Türkiye'de 18,5 milyon çalışan var. Bunların bir kısmı tabii şeyi de ayırabiliyoruz, sektörlere de ayırabiliyoruz. Yani tarım, sanayi, hizmetler şeklinde. Bunların önemli kısmı, yani yaklaşık %60'ı hizmetler sektöründe çalışıyor. Hizmetler sektörü deyince ne anlayalım? İnşaatı da bunun içine katıyoruz. İşte inşaatından, turizminden, bankacılığından en geniş anlamda bunlar. Artı bir de işte hepimizin tanık olduğu, işte berberinden tutun, işte market çalışanlarına, işte efendim çay Kargo belki. bahçelerindeki aynen kargo çalışanlarına, büyük çoğunluğu bunlardan oluşuyor. Yaklaşık %30'u kadarıyla sanayi kesiminde çalışıyor. Sanayi kesiminde daha çok organize sanayi bölgelerinde çalışıyorlar. Yaklaşık %10-15 bandında arasında da tarım çalışanları var. Tarım sektöründe çalışanlar var. Peki şu an Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gündeminde olan bir ekonomi paketi var. Bir öneri sunuyor. Diyor ki esnek çalışma getirilsin diyor. Belli saatler arasında belli kişiler çalışsın. Sonra belli kişiler tekrar çalışmaya devam etsin. Sizce bu süreçte çalışanlar açısından bu bir çözüm olabilir mi? Şimdi burada bir uyanık olmak lazım. Yani çalışan kesimlerin burada bir meselede uyanık olması lazım. İkinci mesele de Erdoğan'ın dediği aslında bir tavsiye kararı. Bu çokça ekonomistler de çokça eleştiriliyor. Hatta hani ekonomist olmaya da gerek yok. Birçok hukukçu da çok eleştiriyor. Devlet ceberut yüzünü salgın olmayan zamanlarda gösterirken, yani salgın zamanlarında özel kesime böyle bir demokrat yüzünü göstermeye çalışıyor. Tavsiye ediyor. Şu zamana kadar biz yürütme organının pek tavsiye ettiğini görmemiştik, ama bu dönemlerde biraz yumuşak davranıyor. Bunlar şaşkınlık yaratıyor. Bu şaşkınlığın arkasında ama sebepler var. Bu sebeplere gelmeden önce bu esnek çalışma konusunda aslında çalışanların uyanık olması gerektiğini söyledim. Esnek çalışmaya ilişkin bütün sendikaların, en azından duyarlı, sarı olmayan sendikaların bu konuda birçok raporu var. Bir kere esnek çalışma işçi sınıfının doğrudan "aa ne kadar güzelmiş" diyerek sahip çıktığı bir şey değil. Öte yandan sermayedarların da çoğu zaman hoşuna giden bir şey. Çünkü bugünlerde örnek vermesi kolay olduğu için söylüyorum. Mesela beyaz yakalılar, dijital ortamda masa başında iş yapan beyaz yakalılar eve gönderildiler. Ama bu eve gönderilme uzaktan göründüğü gibi güzel bir şey mi? Hayır. Mesela 6-7 örnekte ne kadar acı bir şey olduğunu ortaya çıkartabiliriz. Mesela evde çalışmaya başladıkları zaman çalışanlar, mesai saatinin ne zaman başladığı belli ama ne zaman bittiği belli değil. Mesela normalde iş yerine giderken 9 ile 6 arası çalışıyor kişi. Saat 9'da, şu anki Türkiye'deki uygulamadan bahsedelim. Saat 9'da ekip şefi denilen kişi WhatsApp grubundan bir içtima alıyor. "Burada mısınız, burada mısınız, burada mısınız" diye. Herkes bilgisayarın başına geçiyor. Saat 6 oluyor, kimse paydos demiyor. 8 oluyor, kimse paydos demiyor. 9 oluyor, kimse paydos demiyor. Yani aslında yaklaşık 8 saat artı 1 saat yemek saati olarak organize olan iş yeri bir anda fiilen ne olmuş oluyor esnek çalışma adı altında? 15 saat, 16 saat olmuş oluyor. Yemek saati var 1 saat, evde çalışmada o yok. Çünkü nasıl olsa sen evdesin deniyor. Ekran başında iş yaparken bir yandan çalışanlar yemek yediriliyor. Şunu biliyoruz, özel bir banka şunu yapıyor çalışanlarına:
Web kameranız sürekli açık olacak diyor. Bu sayede düzenli olarak ne yapıyor? Düzenli olarak ev içi durumunu da denetliyor. Bilgisayarların, şirket bilgisayarlarının neredeyse tümü kişinin kendi PC'si, bilgisayarı değil. Şirketin bilgisayarı ve kontrol altında bilgisayarlar. Mesela kişi iş yerinde yapabildiği bir şey evinde yapamıyor. Diyelim ki sosyal medya hesabına girdi. Bir mesaj geldi, sosyal medya hesabına girdi. Uyarılıyor hemen. Diyor ki yani bunu yapma bu saatlerde. Şimdi dolayısıyla aslında şirketlerin de bu dijital dönüşüm adı altında arzu ettikleri bir şeydi bu. Yani bu süreç aslında onlar için işçi verimliliğini nasıl arttırırız dedirten bir şeye dönüştü. Tatbikata dönüşmüş durumda. Ama beyaz yakalı işçilerle konuştuğumuz zaman bunun onlar adına sürdürülebilir olmadığı çok açık. Çünkü çok ciddi bir psikolojik yıkım. Evle iş yeri arasındaki ayrımın tümüyle kalktığı ve karşımızda işte her anını aslında iş yerindeymiş gibi hisseden, evde özel bir alandaymış gibi hissetmeyen bir şey oldu, ortaya çıktı. Yani bir, belki aslında, böyle binlerce insan var aslında. Kesinlikle tabii. Bir o var. Bir de tabii şu var. Bu süreçte en azından esnek çalışma deniyorsa da eğer, yani bu süreçte en azından eve gönderin deniyorsa, bu kabul edilebilir bir şey. Fakat burada da yani herhangi bir düzenleme yapmadan devlet aygıtının tavsiye etmesi, benim tavsiye etmemden ne farkı var? Mesela siz de tavsiye edebilirsiniz. Yani ben de zaten size soruyorum hatta tavsiyeleri. Yani tavsiye eder misiniz? Tabii yani Cumhurbaşkanı'nın özel kesime İşte şeyiyle tavsiye etmesiyle örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiye etmesi veya benim tavsiye etmem arasında bağlayıcı hiçbir şey yok. O zaman sermayedar olarak ben şöyle düşünürüm. Demin anlattığım şekilde belki işime gelebilir. Çünkü orta vadede işçi verimini arttıracak bir tatbikat gibi kullanıyorumdur bunu. O zaman olabilir. Ama dinlemeye de bilirim. Çünkü ne olsa tavsiye. Yani bir bağlayıcılığı yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Bizim devletimiz ne zaman bağlayıcı olmayan bir karar vermiş de şimdi veriyor. Bu tabii bu dönemlerin şeyi, böyle trajikomik hikayelerinden bir tanesi. Bu ayrıntıyı paylaşmanız çok yerinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de şunu da merak ediyorum ben. Mesela ben risk grubundaki kronik bir rahatsızlığı olan ücretli bir çalışanım, market çalışanıyım diyelim ki. Patronum beni risk grubunda olduğum için ücretsiz olarak izne çıkarmak istiyor ve çok belirsiz bir süreçte, yani çok net de konuşmuyor açıkçası. O alanı da belirsiz bırakıyor. Bu anlamda ben kendimi nasıl koruyabilirim sizce? Şimdi şöyle, patronların bu sürece ilk 11 Mart itibariyle zaten ekonomik de kriz olarak girdi bu işe. Yani hemen bıçak gibi kesildi bütün işler. İlk tepkileri şu oldu, kanunen hakları olan bir şeyi kullandılar. İnisiyatifi olan, bir esnekliği olan. Sizi yıllık izninizi kullandırmaya zorladılar. Yani ilk verdikleri tepki bu oldu. Ve bu süre içerisinde yani yaklaşık muhtemel o ki artık 10'a 18. güne giriyoruz. Yani önümüzdeki hafta itibariyle işte bir aylıksa bu izin, bu izinler artık bitecek. Ve bundan sonra muhtemelen ilk saldırı dalgası, yani önümüzdeki haftalarla beraber ilk saldırı dalgası ücretsiz izine çıkarma olacak. Fakat buradaki bir kere bu hukuksuz. Ama memleketli kağıt üzerinden okuduğumuz zaman hukuksuz deyip geçiyoruz. Şöyle yapıyorlar bunu. Şöyle yapıyorlar. Size bir kağıt imzalatıyorlar. Ücretsiz izne çıkmak istiyorum dilekçesi alıyorlar sizden. Siz istediğiniz için iş ne olmuş oluyor? Kulbuna uydurulmuş oluyor. Peki siz niye böyle bir şey istememenize rağmen bu kağıdı imzalayıp dilekçeyi veriyorsunuz? Çünkü aksi takdirde işten çıkarılmakla tehdit ediliyorsunuz. Zaten bu koşullar altında işsiz kalmak sizi çok korkuttuğu için dolayısıyla siz maalesef belki yüreğinize taş basarak ben ücretsiz izne çıkmak istiyorum diye dilekçe yazıyorsunuz. Yapılması gereken şu, bir kere bu böyle bir anda örgütsüz mücadele etmek bana kalırsa mümkün değil. Yani patronuyla kendisi arasında bir diyalog vesaire kurmak bana kalırsa mümkün değil. Ama mutlaka kendi iş kolundaki veya iş yerindeki yetkili sendikalarla bu durumu paylaşıp sendikal bir mücadeleye yönlenmek gerekir. Yoksa aksi halde bir
kere ya maalesef şöyle bir şey artık görüyoruz. Yani kapitalizmin bu kadar teşhis olduğu başka bir dönem ben ne okudum ne yaşadım. Bir kere işçi sınıfının arkasında bir hükümet yok. Yani böyle bir durumda aslında sizi yönlendirilmesi gereken yer Çalışma Bakanlığı falan olmalı. Ama maalesef Çalışma Bakanlığı'na yönlendirilemiyorsunuz. Benim iddiam bu konuda yetkili sendikalar, o bölgedeki sendika kimse yetkili sendikalara gitsinler. Çünkü karşı karşıya kalınan tehdit bir iki kişinin kaldığı tehdit değil. Komple Türkiye açlıkla yüz yüze gelebilir. Bu basit bir şey değil. Bakın Türkiye'de istihdamın %54'ü, yani o 28,5 milyonun %54'ü 15 milyon ediyor bu. Bu 15 milyon kişi bu aileleriyle beraber düşündüğümüz zaman memleketin 50 milyonuna denk geliyor. Yani 50 milyon insanın kaderi bu. Bu 50 milyon insanı bakan 15 milyon kişi çalışan sayısı 1 ila 10 arasında olan iş yerlerinde çalışıyor. Bu iş yerlerinin an itibariyle kapanması an meselesi. An meselesi. Neden kapanması an meselesi? Çünkü şöyle düşünüyor olabilir insanlar. Ya ne olacak canım, işte 2 hafta iş yapmayıversinler. 2 hafta iş yapmayıversinler de bu iş yerleri boğazına kadar borca batık. Siz 2 sene önce KGF kredileri diye bu şirketlere kredi pompalamışsınız. Bu şirketler zaten kredilerle ayakta duruyorlar. 3 gün, 5 gün iş yapmasalar kepenk kapatacaklar ve kepenk kapattıkları zaman 15 milyon insan ve bununla beraber 50 milyon kişi kendini şeyde hissedecek. Evin içinde bulacak, topun ağzındalar. Problem şu ki bu bir domino etkisi yaratacak aynı zamanda. Çünkü bu 50 milyon kişi aynı zamanda o KOBİ'lerin, o 10 kişilik çalışma alanlarının da müşterisi aynı zamanda. Yani siz... Evet, evet. Problem tüketim bu. Tüketim şeyine de yansıyacak. E tabii tüketim yani... Tüketim alışkanlıklarından paranın hareketi her şeye yansıyacak aslında. Tabii. Mesela bu hafta sonu işte bir kadın giyim firması şu kararı aldı mağazalarında. Ücretsiz izinle çıkartıyorum ben dedi. Ve şöyle yaptığını biliyoruz. Ücretsiz izinle çıkartıyorum yasak. Yani kendi çalışana rağmen yapamaz bunu. Aynen bu dediğim gibi tehditle çalışanlardan dilekçe topladılar. Çalışanlar biz istiyoruz dediler ve bu sayede kendileri bir hak iddia edemeyecekler ileride. Çünkü hukuken kendisi dilekçeyi vermiş. Bu şekilde çalışanları şey yaptılar, ücretsizle çıkardılar. Ancak bu o sermaye grubu için son derece mantıklı, kendi çıkarlarına olabilir. Fakat şu anda sektörün tümü bu davranış içinde olursa ne olacak? Ne olacak? Ben size söyleyeyim. 15 milyon ücretsiz çalışan, 50 milyon bunlara bakan şey ülkenin yarısından fazlası. Mikro ölçüye geri dönelim. O kadın giyim firmasından kim mal alacak günün sonunda? Kim yani, alışverişe gidebilecek? Aynen. Kim alışverişe gidebilecek yani? Buna iktisatta take off diyorlar. Yani ne demek? Sert düşüş. Yani bir anda çakılma. Bir domino etkisi. Şimdi bu Türkiye'de vaziyet bu da. Almanya'da, ABD'de vesaire nasıl? Türkiye'nin özelliği şu. Küçük ölçekli on binlerce firmasının olması. Almanya'da örneğin Volkswagen 350 bin çalışanı var. Ve çok büyük bir sermaye grubu. Emin olun personel gideri dediğiniz şey onlar için çok büyük bir şey değil. Nasıl ki asgari ücret zamlarında, asgari ücrete zam gelirken bunun aslen TÜSİAD grubunun değil de aslen KOBİ'lerin sorunu olması gibi. Personel gideri Türkiye'deki KOBİ sistemi için çok önemli bir gider. Üretim olmadan bu personel maliyetine katlanamayan bu KOBİ'ler bir de üzerine banka borcu vesaire falan eklenince iflasın eşiğine gelmiş durumdalar. Bu bir yaklaşık işte 1 milyon KOBİ sahibi ya da esnafı çok ilgilendirmez ya da işte onları da ilgilendirir ama onlar bir şekilde başka güvenceleri var ama bunların çalışanları olan 15 milyon kişi ve böylece bütün ülke topun ağzına girmiş oluyor. Yani AB'den çok daha farklı bir ekonomik yapımız var. Bu ekonomik yapının barındırdığı daha büyük kırılganlıklar var. Peki son olarak bütün bu anlattığınız tabloda
Sizin önerileriniz ne? Sizin tavsiyeleriniz ne? Bir kere burada şey de var. Benim tavsiyem olmasın. Ben bir aktarıcı olayım. Sosyal bilimcilerden çağrı diye bir metin yayınlandı. Bu metin bence çok değerli bir metin. Türkiye'nin akademik birikiminin en önemli isimleri bu metnin altına imza koydular. Bu metin bir kere bir ruha sahip. Bir kere şunu söylememiz lazım. Olağan önlemlerle bu sürecin içinden çıkamayız. Nedir olağan önlemler? KDV indirimi yaptım uçak firmalarına. Nedir? İşte konut kredisinde peşinatı 20'den 10'a indirdim. Ya da nedir? İşte SGK ödemelerinizi, patronların SGK ödeme, işçileri için SGK ödemelerini 3 ay erteliyorum. Nedir? İşte kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istiyorsanız işi çıkarmayın ha. Bunlar her basit krizde karşımıza gelecek olağan maliye politikası önlemleri. Şu anda yaşadığımız özel bir durum var. Bir arz şoku yok, yani üretim azalması yok. Bir talep şoku da yok, yani tüketim azalması da yok. Anlık tuhaf bir durum var, ikisi birden göçüyor, aşağıya doğru iniyor. Normalde ekonomik krizler ya bir talep şoku ya da bir üretim şoku yüzünden olurdu. Şu anda ikisi birden. Millet eve kapanmış, dolayısıyla Evet. üretim de durmuş. Şimdi burada eğer ki liberalseniz, eğer ki sermayedarı çok kurtarmak istiyorsanız milyonları kurtarmalısınız önce, demin anlattığım sebeple. Eğer ki Evet. meseleye kamucu plancı perspektiften bakıyorsanız zaten Yine. doğanız gereği yine milyonları kurtarmak zorundasınız. Hükümet bir hainlik içinde değil, bir cahillik içinde. Milyonları kurtarmadan milyonerleri kurtaracağını zannediyor. Halbuki imkansızı denemeye çalışıyor. O halde ne olmalı? O halde olağan dışı tedbirlere muhakkak başvurulmalı. Burada bir kere normal zamanlarda ceberrut olan devletin bugün demokratlığı tuttu. Bir kere bu demokratlık bana biraz sinsice geliyor. Bunu bir kere bir bırakalım. Personelini işten atan, acilen bir kere acilen işten atmalar yasaklanmalı. Memlekette kendi personelinin maaşını veremeyip 2 hafta, 1 ay, 2 ay kendi personelinin maaşını veremeyip patronum diye gezmesi bir grup insanın bu olağan değil. İkincisi, kısa çalışma ödeneği son derece gevşetilmeli ve neredeyse bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmeli. İşsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira para var. 131 milyar lira. 131 milyar lira para 3 ay boyunca 15 milyon çalışana asgari ücret vermeye yetiyor ve üzerine de 30 milyar para kalıyor. Nerede bu işsizlik sigortası fonu? Likit değil çünkü. Hazinede tahvil olarak duruyor. Hazinede emanette duruyor. O halde ne yapılmalı? Çok acil bu fon mutlaka nakde dönüşmeli ve acilen işçi sınıfı için kullanılmalı. Bu süreçte bütçe açığı vermekten korkulmamalı. Olağan dışı bir harcama paketi hazırlanmalı. Kaynak yok diyerek 50 milyon insanı açlığa mahkum edemezsiniz. Bu süreçte mümkünse Merkez Bankası kaynakları da devreye girmeli. Merkez Bankası kaynakları deyince para basmak vesaire falan gibi tedbirlerden bahsediyorum. Para yaratmak gibi tedbirlerden bahsediyorum. Bu belki orta vadede, uzun vadede bir kesim finansal sorun yaratacaktır. Ama şu anda geniş anlamda Türkiye halkı yaşam mücadelesi veriyor. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? İnsanları ölüme terk ettikten sonra ama 5 ay sonra enflasyon çıkarsa ya diye endişe edilir mi? Dolayısıyla olağan tedbirleri bir kere bırakmamız, acilen olağan dışı tedbirler uygulamamız gerekir. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.